Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere basamaklara malzeme çekerken kum nereye dökülmeli? En kolay yöntemi nedir? Göstermeye anlatmaya çalışacağım. Biz çektiğimizde bakın şu şekilde merdivenden aşağı dökülecek şekilde 4 araba dökeriz veya 5 araba işte kalıbın şeyine bağlı. Kalanı da bu sahanlığa dökeriz. Daha sonra geldiğimizde hemen ilk başta çimentomuzu atıp harcımızı yaparak ilk çıkışı atarız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani kumu bu şekilde çekiyoruz. Normalde sadece basamak olduğu zaman 8-9 el arabası dolu dolu yeter. 18 tane basamağı. Sağınlıkla beraber olduğu zaman da 12 araba çekmenizi tavsiye ederim. Ve 12 araba ya da 4 araba çimento çekmenizi tavsiye ederim. Bunun üzerine şimdi mesela bunu ıslatacağız. Bir kova su döküp ya da iki kova su döküp. Bir durdurun bakın şu şekilde ıslattık kumu. Burası bittiğinde bunun üzerine bir yarım torba falan çimento döküyoruz. Ve aktara aktara sağanakları yapmaya başlayarak aktara aktara geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dinlenme ve sahanlık beraber yapıyoruz. Yaptığımız her katın macunu da çekiyoruz biz. Size de aynı şekilde çalışmanızı tavsiye ederiz. Araya yerleri atıp da tekrar bunun taşıma hamballığını yapmayın arkadaşlar. Basamaklara ve sahanlığa dökün kumunuzu. Bunun faydasını çok göreceksiniz ileride. Yani ilk yapmaya başladığımızı anlayacaksınız. Amelimize bir eziyet. Bizim tüm katlarımız aynı şekilde. Kumumuz burada ve burada. Dediğim gibi sadece basamak yapacaksanız 9 el arabası kum yeterlidir. 18 tane basamağı sağlıkla yapacaksanız 12 araba çekin. Ve sağına basamaklara dökün. İlk 4 el arabasını, 5 el arabasını buraya döküyorsunuz arkadaşlar. Sonra kalanı da bu şekilde sağına döküyorsunuz. Sonra da en yakın yere basamakları döşemeleri taşırsanız artık sadece geriye işinizi yapmak kalıyor. Dediğim gibi ıslatmayı unutmayın kumu. Ben dün akşam ıslattım burayı mesela. Ki bugün ıslatıp da üzerine çimento döküp de çimentonun yapışmasını engellemek için dün akşamdan ıslattım. Burası çok büyük bina, 17 katlı bina. Öyle olduğu için kumu çekelim mesela bayağı bir oldu. Arada başka işlere de gittik. O yüzden kum kuruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.